Evet. Şimdi geçen hafta işlediğimizde görüntü ne? Nasıl temsil edilir? İşte piksel nedir? Data tipi nedir? Gibi şeylere baktık. Temel olarak görüntünün nasıl olduğunu vesaireyi gördük. Bir iki tane de temel görüntü iyileştirme yöntemini gördük. İşte bunlar neydi? Şöyle tekrar bir şey yapalım. Yazalım. Bu ne? Niye bu böyle yaptı? Bunun böyle yapmaması lazım. Bir saniye. Yapayım. Şunu kaldırayım. Kim? Tamam. Şimdi nelerden bahsettik görüntü iyileştirme için? Görüntü iyileştirme dediğimiz şey aslında Image Enhancement olduğunu söyledik. Aslında bizim yapacağımız şeyler bu dersin kapsamında aslında görüntü iyileştirme yöntemleri. Bu görüntü iyileştirme muhtemelen geçen hafta şundan bahsetmedim. İki farklı domainde yapılabiliyor, uygulanabiliyor. Bir tanesi special domain dediğimiz UVM. Yani şu onun Türkçesi uzam diye geçiyor. Domain. Diğeri de her şeyde karşınıza çıktığı gibi hemen hemen tüm sinyal işleme uygulamalarında frekans domaini. Önce biz uzamsal domainde iyileştirme görüntü iyileştirmene ona bakacağız. Yani filtreleme. Daha sonra bir sonraki derste de frekans domaininde filtreleme nasıl yapılıyor onu inceleyeceğiz. Görüntü iyileştirme dediğimiz şey aslında temelde bir görüntüdeki piksel değerlerini değiştirerek, manipüle ederek belli bölgelerin, belli nesnelerin daha görünür olmasını sağlamaktı. Şu an çok bir şey ifade etmeyecek ama bu dersten sonra biraz daha anlaşılır olacak şeyler. Şimdi ilk olarak başlayacağımız şey şu şekilde geçiyor. Basics of special filtering. Okay. Şimdi filtreleme veya maskeleme diye de görürsünüz. Bu iki kavram aynı şeyi söylüyor. Kimi yerler filtreleme, kimi yerler maskeleme gibi terimler kullanabiliyor. Muhtemelen ben de karışık kullanabilirim. Aklınızda olsun. Şimdi maskeleme veya filtreleme dediğimiz işlem için bizim elimizde iki adet nesne olması lazım. Bu nesnelerden bir tanesi görüntümüz. İşte şöyle piksellere bölünmüş görüntü olacak. Bunu genelde f, x, y fonksiyonuyla göstereceğiz. X satırlarını söyleyecek bize bu görüntünün. Y de sütunlarını söyleyecek. Başlangıç pikseli her zaman sol üst köşedeki piksel olacak. Yani şu nokta
görüntünün neyi olacaktı? F0'a 0 noktası olacak. Tabi uygulama esnasında MATLAB'da 0 indisi olmadığı için bu 1'e 1 olacak. Ama matematiksel olarak F0'a 0 pikseli dendiğinde bunu anlamanız gerektiğini bilin, yeterli. Bu bizim iyileştireceğimiz, işte matematiksel işlemleri uygulayacağımız görüntümüz, sinyalimiz. Bir de ne olması gerek? Bu sinyale ne uygulayacağımızı bize söyleyen bir büyüklüğün olması gerek. Onu da sinyal işlemeden tahmin edebileceğiniz gibi H diye göstereceğiz. H fonksiyonuyla göstereceğiz. O da genelde daha küçük boyutlu ve maske veya işte filter dediğimiz bileşen olacak. Bunlar genelde 3'e 3, 5'e 5, işte belki 7 çarpı 7 büyüklüklerinde olan array'ler, matrisler veya fonksiyonlar. Şey de denebiliyor tabii buna. Window, pencere dendiği de oluyor. Bu üç kavram aynı şeyi söylüyor bize her zaman. Ben giriş görüntüme bu maskeyi uyguladığımda bir çıkış görüntüsü elde edeceğim. Peki bu maskeyi bu görüntüye nasıl uygulayacaktım ben? Hatırlıyor musunuz? Evet, convolution. Aslında bunun siz bir şey yazdığınızda açılıyor olması lazımdı ama neyse. Evet, convolution'da. Dolayısıyla şu aradaki işlem convolution olacak. Peki convolution toplamı olacak. Dolayısıyla convolution işlemi dediğimiz şey aslında temelde bir çarpım ve toplama işleminden oluşuyordu. Şöyle yazayım, buraya değil de. Şimdi sinyal işleme dersindeki konvolüsyondan biraz daha farklı olarak bu konvolüsyon haliyle ne olacak? İki boyutlu olacak. Dolayısıyla ben GXY çıkış sinyalini iki toplam formülü ile tanımlayabiliyor olacağım. Şuna H dedik. Buna bazen W da denebiliyor. Konvolüsyon toplamını yazacak olursak şöyle G S T olacak argümanları çarpı F nasıl ne olacak? X artı S Y artı T. Yani belki burada T'yi kullanmam çok şey olmayabilir ama neyse. Pardon. Tabii bu konvolüsyon olmadı. Neyse. Bu yazdığım şey aslında şöyle not düşeyim yanına. Bu yazdığım şey aslında korelasyon işlemi oldu. Bunu belki bir ihtimal olasılık derslerinden hatırlayabilirsiniz veya haberleşme dersinden hatırlayabilirsiniz. Bu korelasyon işlemi. Korelasyon işlemi de konvolüsyon işleminin hemen hemen özdeşi birçok görüntü işlemi uygulaması için. Dolayısıyla ikisinde birbirinden pek fazla bir fark yok. Şimdi kırmızıyla yazacağım hali de konvolüsyon işlemi.
iki boyutlu. Şimdi hatta bunu da şöyle yazarsam daha mantıklı olacak sanırım. Şunları böyle silip bire basacağım. Şuradan F diye basacağım. Şu artıları maviyle yazarsam evet daha mantıklı olur. Ha, tabii ne yazmadım? Bu toplam sembollerinin değişkenlerini yazmadım. S nereden nereye gidecek? Şöyle eksi A diyelim. A'dan A'ya. T'de eksi B'den B'ye gidecek. Bu A ve B'de bizim maskemizin boyutlarını söyleyecek aslında. 2A artı 1 maskenin satır sayısı. 2B artı 1 elemanda maskenin sütun sayısını vermiş olacak. Yani 3'e 3 bir maske düşünürseniz A ve B ne olması gerekir bu formüle göre? Üç çarpı üçlük kırmızı yazıyorum. Üç üçlük maske için A eşittir 1, B eşittir 1 olur. Dolayısıyla eksi 1'den 1'e, eksi 1'den 1'e gider maskenin boyutları. Şimdi şu artı ve eksi işareti, burası anlaşılır oldu mu? Burada bir problem var mı? Şimdi, anladım. Peki hangi kısmı dinleyemedim tam olarak? A ve B. Tamam. Şimdi bu A ve B bizim maskemizin boyutlarını söylüyor bize. Eksi A'dan A'ya gidiyor bir boyutu. Satır sayısı eksi A'dan A'ya gidiyor. Dolayısıyla 2A artı bir tane satır var maskemizde. Şu G'nin içinde. Eksi B'den B'ye giderken de sütun sayısı 2B artı bir tane sütunumuz var maskemizde. Dolayısıyla maskenin boyutu 3'e 3 olursa A eşittir 1'den A eşittir 1 olacak, B eşittir 1 olacak. Dolayısıyla bu dıştaki toplam sembolü eksi 1'den 1'e gidecek. Yani eksi 1, 0, 1 değerleri için S'nin işlem yapacak. Yine B, T de benzer şekilde eksi 1'den 1'e yani eksi 1, 0, 1 için işlem yapacak. Eksi 1'e eksi 1. Şimdi şöyle düşünün. X ve Y şu büyük matriste herhangi bir konumu söylüyor olsun. Yani şöyle çizersem belki daha anlaşılır olur. Şimdi konvolüsyon işlemi görüntü üzerinde daha anlaşılır oluyor genelde. Şimdi şurası herhangi bir X, Y pikseli olsun. X virgül Y. Bu büyük görüntü içinde herhangi bir nokta. Konvolüsyon işlemindeki şu x artı veya eksi s, y eksi t işlemi aslında neye karşılık geliyor? Ötelemeye karşılık geliyor. Şu sinyali belli bir miktar ötele diyor bu işlem bana. Aslında bunu böyle değil de kavram olarak söylediklerimde hiçbir değişiklik yok. Sadece şunu ters yazsam daha mantıklı olacak. Şuna F diyeceğim. Bir saniye ters mi yazıyorum? Yok tamam. Tamam. Orijinal hali kalacak. Evet. Bu daha mantıklı. Maskemiz sürekli hareket ettiği için görüntü üzerinde şöyle bir hale gelecek. 3'e 3'lük düşündüğümüzde x, y pikseli her zaman
maskenin merkezine geliyor. Dolayısıyla ben G F'nin F'nin değil de F'nin değil de şunun H olması gerekecek. Şu H olacak. Az önce şuraya yanlış yazdım. G çıkış olacak. Tamam. Okey. Zaten konvolüsyon işleminde operantlar yer değiştirebildiği için kavram olarak herhangi bir problem yok. Yani H, S, T çarpı F, X, eksi S, Y, eksi T derseniz olur. H ile F'yi yer değiştirseniz de olur. Konvolüsyon işlemi için değişen bir şey yok. Dolayısıyla G, X, Y'yi nasıl hesaplayacağım ben? Şuradaki maskenin değeri çarpı buradaki şöyle kırmızıyla işaretleyeyim onu da piksel değeri. Değil mi? Şu işlem bana onu söylüyor. X, Y'den A ve B'nin 1 olduğunu düşünüyoruz. S eşittir eksi 1 için maskenin şu konumunu söylüyor bana. Görüntünün de X eksi 1, Y eksi 1 konumunu söylüyor. Yani X konumundan bir yukarı bir sola git diyor. Buradaki piksel değerini al diyor. Maskenin yine bu eksi 1 eksi 1 değerindeki konumundaki değeriyle çarp diyor. Şu formül bana. Doğru değil mi? Problem var mı burada? Anlaşılmayan bir şey var mı? Tamam. Sonra şu içerideki toplam sembolü bir ilerleyecek. Yani T eşittir 0'a dönecek. 0'a geçecek. T eşittir 0 için ne olacak? H'nin eksi 1'e 0 değeri. Yani şuradaki değer gelecek. F'ten de ne gelecek? X eksi 1 Y eksi ters yazmış olabilirim. Neyse. Ha yok. Doğru yazdım. Tamam. Y eksi 0. Yani Y konumu. Sütun sayısı Y'ye eşit. Satır numarası da X eksi 1 hala. Dolayısıyla şurayı verecek. Bu siyah ve kırmızı değerlerin çarpımı olacak. Toplanıyor çünkü. Artı ne olacak? T artı 1 için. Bir sağdaki sütuna gelecek. X eksi 1 yine aynı satırda kalıyor. Bu üçünün toplamı. Şuradaki toplam sembolü şu demek oluyor. Şu maskenin içinde kalan piksel değerlerini görüntüdeki karşılıklarıyla çarp ve hepsini topla demek oluyor. Yani 3'e 3'lük bir maske için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane piksel değerin çarpımlarının toplamı olarak ifade ediyorum ben şu G, X, Y pikselinin yeni değerini. Daha sonra X, Y değişerek bir sonraki piksele geçiyor. Örneğin işte bir sonraki piksel veya daha sonraki bir piksel şöyle taradığını düşünün bu maskenin. Şu konuma geliyor. Şuradaki XY pikseli yerine de işte buradaki 9 tane değerin çarpımlarının toplamını yazıyor. Böylece bütün resmi tarayarak filtreleme işlemi devam ediyor. Şu an çok anlaşılır olmamış olabilir. Ufak bir tane örnek üzerinde yaparız bunu. O zaman yani basit bir örnekle yaparız. O zaman daha iyi anlaşılır. Ama herhangi bir şey var mı? Herhangi bir problem var mı şu ana kadar?
Tamam. Şimdi şu konvolüsyonla korelasyonun farkına gelecek olursak, şu artı ve eksinin neyi ifade ettiğini kestirebiliyor musunuz? Bizim yaptığımız işlem açısından. Nasıl bir fark olduğunu. Şimdi bu artı ve eksi şunu söylüyor. Şöyle bir örnek vereyim. Bu artı ve eksi aslında maskenin gideceği yönü değil de maskenin oryantasyonu, maskenin aslında yönünü söylüyor. Şimdi şöyle bir maske düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olsun. Bu maskenin içindeki elemanlar. Maskemiz böyleymiş. Biz bu maskeyi işte şu örnekte olduğu gibi görüntü üzerine başlayacağız. Baştan sona tüm pikseller üzerinde gezdirerek uygulayacağız. Şuradaki işlemi yapacağız. Şimdi konvolüsyon yaparken eksi diyor. İşaret işlemeden hatırlıyorsunuz değil mi? Hani konvolüsyon yaparken bir sinyali olduğu gibi alıyordunuz. Diğer sinyal de şöyle olsun. Bunu ne yapıyordunuz? Ters çeviriyordunuz. Simetriğini alıyordunuz. Ve böyle işaret üzerinde uyguluyordunuz değil mi? Hani ters çeviriyordunuz. Bir ters çevirme işlemi vardı konvolüsyonda. İşte bu eksi işlemi onu söylüyor. Yani diyor ki sen bu maskeyi alacaksın, şu şekilde yazacaksın diyor. İki yönde de ters çevireceksin diyor. Şu ikisindeki eksi de onu söylüyor. Bunu düzgün çizemiyorum bir türlü ama gayet şekilsiz oldu. Şimdi dolayısıyla ben bunu hem satırlarını hem sütunlarını ters çevireceğim. Ters çevirdiğimde ne yapacak? Şu bir şuraya gelecek. İki nereye gelecek? Şuraya gelecek. Üç buraya gelecek. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz olacak. Ve sen bu maskeyi alacaksın. İşte bu şekilde işaretin üzerinde, görüntünün üzerinde gezdiriyor olacaksın. Korelasyon olduğunda da aradaki işaret artı oluyor. Bu aynen kalsın, sen bunu doğrudan uygula görüntünün üzerine diyor. Şimdi niye ikisinin farklı olduğu veya niye ikisinin de kullanılabildiği gelebilir aklınıza. Görüntü işlemede kullandığımız maskeler hemen hemen her zaman simetrik maskelerdir. Yani şöyle bir örnek vereceğim. Birazdan zaten bu maskenin ne manaya geldiğini de göreceğiz. Mesela 1, 2, 1 olsun. 0, 0, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 1. Bu özel bir maske, özel bir filtre. Dediğim gibi birazdan anlatacağım, bahsedeceğiz bundan. Bunu ters çevirdiğin, ya da bununla göstermeyeyim de. Şu eksilerin olmadığını varsayın. Olsa da çok bir şey değiştirmeyecek ama şu an. Şu maskeyi konvolüsyonla uygulamak istediğinizde neye dönüşecek? Ters çevirdiğimizde. İki tarafta, iki yönde de simetriğini alırsak. Şu satır en aşağı gelecek. Dolayısıyla yine tersten yazacağım. 1, 2, 1. 0, 0, 0. 1, 2, 1 olacak. Dolayısıyla bu örnekte gördüğünüz üzere bu maske için korelasyon işlemiyle konvolüsyon işlemi birbirine özdeş. İkisi de aynı. Birebir aynı sonucu verecek. Bizim görüntü işlemede maskelerimiz zaten dediğim gibi hemen hemen her zaman simetrik maskeler oluyor. Dolayısıyla
simetrik maskeler olması durumunda konvolüsyon işlemi korelasyon işlemine özdeş oluyor ve iki işlem arasında hiçbir fark olmuyor. Ama dediğim gibi temelde şu örnekte, şu maske örneğinde gördüğünüz gibi bir farklılık oluyor sonuçlarda. Simetrik olmayan maskeler, şuna benzer maskeler kullanıldığında evet, konvolüsyonla korelasyon işlemi fark eder ve bizim bir sisteme bir sinyali uygulamak için kullandığımız operasyonda aslında neydi? Her zaman söylediğimiz gibi konvolüsyon işlemi. Dolayısıyla temelde konvolüsyon işlemi yapmamız gerek. Bu aklınızda dursun. Aklınızda olsun. Bu söylediğim şey MATLAB uygulamalarında karşınıza çıkacak. Fark edecek. Çünkü MATLAB uygulaması için kullanacağımız fonksiyon, filtreleme fonksiyonu bu iki işlemi de yapıyor olacak ve biz hangi işlemi yapacağını söylemezsek eğer MATLAB kendi default yöntemini uyguluyor. Okay. Bakayım. Şimdi biraz filtre tiplerinden bahsedelim. Yani maske tiplerinden bahsedelim. Ondan sonra bir görüntü üzerinde bu bahsedeceğimiz filtreleri şöyle bir deneyelim. Evet. Oops.